Dersimiz Matematik Video Kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde karekökü sayılarda test 36 ile birlikteyiz arkadaşlar. Ve birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz bizlere alanı 288 santimetre kare olan karenin çevre uzunluğu ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir demiş. Bir tane karemiz varmış ve karemizin çevre alan ölçüsü 288 santimetre kareymiş. 288 santimetre kare. Yine aynı şekilde bunun çevre uzunluğuyla bir eşkenar üçgenimizin çevre uzunluğu eşit uzunluğa sahipmiş. Peki, buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şurayı soruyor bizlere. Arkadaşlar burada önce karenin bir kenarını bulabilirsek, dolayısıyla çevresini buluruz. Aynı çevreyi üçgene eşit olduğu için üçgeninkini kabul ederiz ve 3'e böldüğümüzde ise cevabını buluruz. Öncelikli olarak bir kenar uzunluğunu 288'i asal çarpanlarına ayırarak bulmaya çalışalım. Yani karekökünden dışarı çıkartmaya çalışalım. Karekökünü aldığımızda biz bir kenar uzunluğunu bulabiliyorduk. 2 çarpı 144 olarak düşündüğümde buradaki ifadeyi 144'ün 12 olarak dışarı çıktığını biliyorum. 2'nin dışarı çıkamadığını biliyorum. 2 tek başına 144 ise 12 çarpı 12 olarak yazabiliyorduk. 12 kök 2 bir kenar uzunluğu. Bunu 4 ile çarptığımda arkadaşlar 12 kök 2'yi 4 ile çarptığımda 48 kök 2 olmuş olacak. 48 kök 2 de dolayısıyla karenin çevre uzunluğu. Ve bu aynı zamanda üçgenin çevre uzunluğuydu. Yani 3'e bölersem ben bu sayıyı, 48 kök 2'yi 3'e bölersem, evet 16 kök 2 olacaktır. Bu da B şıkkında var. Evet arkadaşlar ikinci soruya geldik. Aşağıdaki sayılardan hangisi kök 80 ile toplanırsa toplamı kök 180 olur demiş. Öncelikli olarak bu ifadeleri kök dışına çıkartmamız daha yerinde olacaktır. Kök 80 16 çarpı 5'ti arkadaşlar hatırlıyor isek. 16 4 diye dışarı çıkabiliyordu. 5 ise içeride kalıyor. 4 kök 5 oldu. Kök 180 de 36 çarpı 5'ti. 36 6 diye dışarı çıkabiliyor. Kök 5 içeride kalıyor. Yani aslında kök 180 ile toplanması demek kök 4 kök 5 ile toplanırsa 6 kök 5 olur. Yani bizim aradığımız cevap dolayısıyla bunları birbirinden çıkartırsak 6 kök 5 eksi 4 kök 5 eşittir. 2 kök 5 kalacaktır. Köklü sayıların karekök içindeki sayılar aynıysa, köklü ifadeler aynıysa katsayıları ile toplama çıkarma işlemi yapıyorduk. 6'dan 4'ü çıkarttık. 2, 2 kök 5 dedik. 2'yi içeri alırsam arkadaşlar, kök içine alırsam 2 kere 2 4, 4 kere 5 20 olacaktır ve bu da A şıkkında var. Evet, üçüncü soruya geldik. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeleri biz yine kök dışındakileri içeri alırsak daha rahat bir şekilde halledebiliriz işimizi. 4 kere 4 16, 16 kere 3 48 edecektir. Kök 48 ise arkadaşlar burası kök 12 yazmış, yanlış. Yine aynı şekilde 5 kere 5 25, 25 çarpı 3 75 edecektir. Kök 75 ile kök 45 aynı şeyler değil. O yüzden bu da yanlış. 4 kere 4 de 16. 16 çarpı 3 yine 48 ediyor. Ve 48 kök 24 ile aynı değil. 2 kere 2 4. 4 kere 6 24. Kök 24 ediyor. Ve bize söylenen sayıyla aynı. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmuş oldu. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe 5 kilometreden fazla 6 kilometreden azdır. Hemen garip bir sayı doğrusu olsa da 5 ve 6 kilometreleri yerleştirdik. Yani bu aralıkta bir yerde, herhangi bir yerde. Evet, kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 5 ile 6 arasında arıyorum ama köklü ifadeler olduğu için 5 kere 5 25. Kök 25 ve kök 36 arasında arıyorum aslında. Yani 18, 24, 40 olamaz. C şıkkı 34 bu iki sayı arasındadır. Evet arkadaşlar 5. soruya gelelim. 5. soru. Yukarıda 4 yayın açıldıklarındaki uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre açıldığında en uzun olan yay
Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar hepsini kök içerisine alırsak bu gibi sorularda sıralamamız daha rahat olur. 2 kere 2 4, 4 kere 18 diyoruz. Evet, 72. Şöyle kök içerisine alalım. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 8, 200 olacaktır. 7 kere 7, 49. 49 çarpı 2, 50 olsa 100 olur zaten. 98 diyelim yine. Evet arkadaşlar, 51, 72, 200, 98. En fazla olan, 5 kök 8 olan 3 numaralı yayımız daha uzun olacaktır. Kök 8 artı kök 18 işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Evet, burada yine kökün dışına çıkartarak işlem yapabiliriz. Katsayılarıyla işlem yapabiliyorduk toplama ve çıkarma işlemlerinde. Dolayısıyla 8 dışarı çıktığında 2 kök 2 olacaktır. Artı 18 dışarı çıktığında 3 kök 2 olacaktır. Ve 2 ile 3'ü topladığımda katsayılarını 5 kök 2 olacaktır arkadaşlar. 5 kök 2 de B şıkkında var. 7. soruya geldik. 0 tam %4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada 4 bölü 100 olarak yazarsam daha rahat bir çözümlememiz olacaktır. Evet. 4 bölü 100 yazdığımda 0 tam. 4 bölü 100 zaten bu. Yani %4'tü. %4 olarak yazmış oldum. Herhangi bir tam kısmı yok. 4, 2 diye dışarı çıkıyor. 100, 10 diye dışarı çıkıyor. 10'da 2 olacaktır. 10'da 2 cevabım C'de var zaten. İşaretleyebiliriz. 8. soruya geldik arkadaşlar. Bir kenarın uzunluğu kök 50 cm olan kare biçimdeki bir kartondan bir kenarı boyunca kök 2 cm eninde bir şerit şeklindeki şekildeki gibi kesilerek atılıyor denilmiş. Kalan parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir deniliyor. Şimdi arkadaşlar normalde kare biçimindeymiş, kök 50'ymiş. Yani 4 tane kök 50 varmış. Dolayısıyla kök 50 dışarı çıkarsa aslında 25 çarpı 2'dir. 5 dışarı çıkabilir. 5 kere 4 20. Hemen yine onu da yazalım madem. 5 kök 2 olarak çıkmış oldu dışarı. 5 kere 4 20 kök 2. Evet arkadaşlar. 20 kök 2 bunun çevresi arkadaşlar. Biz buradan çıkardığımızda sadece şu kısım ve bu kısmı çıkartabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kısımsa kök 50 yazan kısımsa şuraya taşınacaktır aslında. Yani dolayısıyla 2 tane kök 2 çıkartmış olduk. 2 kök 2'yi de 20 kök 2'den çıkartırsak çıkarma işlemi yine kök 2 kalacaktır arkadaşlar. Sonuçta katsayılarıyla işlem yapıyoruz. 20'den 2 çıkartıyorum aslında. Cevabım 18 kök 2 olacaktır. O da C şıkkında var. Evet arkadaşlar, kenar uzunlukları 0 tam %9 kilometre ve 0 tam %16 kilometre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının alanı kaç kilometre karedir diye sormuş. Biz bunları dışarı çıkartmaya çalışırsak arkadaşlar 0 tam 10'da 3 olarak dışarı çıkacaktır. Az önce çıkarmıştık. 9 bölü 100 yazmıştık. 9 3 diye dışarı çıkıyordu. 100 de 10 diye dışarı çıkıyordu. 10'da 3 oluyordu. 0 tam 10'da 3 burada da. Yine aynı durum burası için geçerli. 4 bölü 10 olacaktır. Bu da yine 0 tam 10'da 4 olacaktır. Peki arkadaşlar 0 tam 10'da 4 ve 0 tam 10'da 3'ü çarparsak 0 tam 10'da 3 çarpı 0 tam 10'da 4. 4 kere 3 12 olacaktır. Ancak 2 tane virgül olduğu için basamaklarda 0 tam %12 olmuş oldu. Bu da B şıkkında var. Evet arkadaşlar, aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde ABCD noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi kök 135 kök 35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır demiş. Şimdi arkadaşlar kök 35 kök 36'ya yakın. Kök 36'yı niçin seçtim arkadaşlar? Tam kare bir sayı olduğu için, yani 6 olduğu için. Buna daha biraz daha uzarsa kök 25 olacaktır arkadaşlar. 25 ve 36 arasında zaten bu sayımız. Dolayısıyla 5 ile 6 arasındadır aslında. Ancak 6'ya biraz daha yakındır. Ve B'yi işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 11. soruya geldik. 11. soru, aşağıdaki sayılardan hangisi kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir? Şimdi alanı dediğine göre aynı sayıyı çarparak oluşturuyoruz. 4 kere 4 olur. 5 kere 5 olur. 7 kere 7 olur. 32 için böyle bir durum söz konusu değildir. Kök içerisinde 0 tam %36 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 36 bölü 100 yazdığımızda arkadaşlar 110 diye dışarı çıkabiliyordu.
36 6 diye dışarı çıkabiliyordu. Dolayısıyla 0 tam onda 6 oluyor. Bu da C şıkkında var. 13. soru, aşağıdakilerden hangisi alanı 12 kök 6 santimetre kare olan bir dikdörtgenin levhanın santimetre cinsinden kenar uzunluklarını olabilir demiş. Alanı bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla kenar uzunluklarını bulmak için şıkları kullansak daha yerinde bir karar olmuş olur. 6 ile 6'yı çarptığımızda köklü bir ifade kalmayacaktır. Dolayısıyla bunun olmasını beklemiyorum. 3 ile 2'yi çarptığımızda kök 6 olacaktır. Kök 6 ile uyumlu. 12 ile 12'yi çarptığımızda 144 olacaktır. Bunu da atlıyoruz. Evet, 4 ile 3'ü çarptığımızda 12. Köklü sayıları çarpalım. 3 ile 2'yi çarptık. 6, 12 kök 6. Evet, uygun. 6 ile 6'yı çarptığımızda yine kökün dışına çıktıkları için burada köklü bir ifademiz var. O yüzden uygun değil. Kenar uzunlukları şıklardan deneyerek kenar uzunluğu 4 kök 3 ve 3 kök 2 olan bir dikdörtgen olduğunu varsayaraktan işlemlerimizi yaptığımızda alanı 4 çarpı 3, 12, kök 3 çarpı kök 2, kök 6 şeklinde bulmamız gerekiyordu. Ve burada işlemi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. Şöyle şu tarafa geçelim. 14. soruya gelmiş olalım. 14. soru. 4 tane ağaç verilmiş. Yukarıda şekilde verilen ölçümlere göre sincap hangi ağaca en yakındır demiş. 8, 3 kök 7, 5 kök 3, 2 kök 17. Bu tip sorularda arkadaşlar tamamını içine almak daha mantıklı olacaktır. 8 kere 8. 64 olacaktır, kök 64. 3 kere 3 9, 9 kere 7 63 olacaktır karekök olarak. 2 kere 2 4, 4 kere 17 68 olacaktır arkadaşlar kökün içerisinde. 5 kere 5 25, 25 çarpı 3 75 kök içerisinde 75. Evet arkadaşlar, en yakındır diyor. En yakın olması için en küçük sayıya bakıyorum. Öyleyse badem ağacı kök 63'tü. Badem ağacı B şıkkında var. Ve işaretledim. Evet, 15. soruya geldik arkadaşlar. 15. soru, Ali, Ayşe ve bayrak direği var arkadaşlar sorumuzda. Ali bayrak direğine 4 kök 2, Ayşe de 3 kök 2 metre uzaklığındaymış. Bu uzaklıklar verilmiş. Her biri bayrak direğine doğru kök 8 metre yürüdüğünde aralarındaki mesafe kaç metre olur? Evet, her biri yürüyormuş ve kök 8 metre yürüyormuş. Kök 8 kök dışına çıktığında arkadaşlar 2 kök 2 oluyordu. Dolayısıyla her biri 2 kök 2 metre yürümesi gerekiyor. 2 kök 2 metre yürürse arkadaşlar 4 kök 2'den 2 kök 2 çıkarsa köklü kısımları aynı olduğu için 4'ten 2'ye çıkartıyorum. 2 kök 2 kalacaktır geriye. Aynı şekilde 3 kök 2'den 2 kök 2'ye çıkartırken 3'ten 2'yi çıkartıyorum. 1 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla kök 2 ile 2 kök 2'yi topladığımda 3 kök 2'lik bir aralarında uzaklık olacaktır. 3 kök 2 metrelik bir uzaklık olacaktır. Evet, 16. soru. 6 kök 2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Şimdi arkadaşlar 6'yı içeri alarak bir bakalım hemen hızlıca. 6 kere 6 36 çarpı 2 kök içerisinde tabii. 36 ile 2'yi çarparsak 72 kökün içerisinde. Bu da D şıkkında var. Eğer olmasaydı 6'yı parçalayarak içeri almayı deneyebilirdik. 3 kere 2'den oluşur 6. Evet, 3 çarpı 2'den oluşur ve teker teker içeri almayı deneyebilirdik. Evet, burada testimiz sona ermiş bulunmakta. Faydalanmışsak beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Çalışmalarınızda, sınavlarınızda, derslerinizde başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.